Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yumuşacık keki ve harika crumble ile nefis bir kayısılı kek tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. tarifime ilk olarak kekimi hazırlamakla başlıyorum. Çırpma kabına 1,5 su bardağı şeker ve 4 adet yumurtayı alarak mikserin yüksek devrinde 3 dakika boyunca çırpıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre Bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece altı üst fanlayarak açarak ısıtıyorum. Kekimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım. Fırının en az bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılmış olması gerekiyor. Yumuşak ve kabarık bir kek yapmanın en önemli püf noktası yumurta ve şekerin iyice çırpılarak köpürtülmesi ve de kullandığım tüm malzemeler oda sıcaklığında, onu da hemen belirtmek istiyorum. Yumurta ve şekeri mikserin yüksek devrinde 3 dakika boyunca çırparak hazırladım. İlk olarak sıvı malzemelerimi ekleyeceğim. İlk olarak 1 su bardağı sıvı yağ, daha sonra da 1 su bardağı süt ekliyorum. Daha sonra çok kısa süre karıştırıyorum. daha sonra kuru malzemelerimi eleyerek ekliyorum tarifim için toplamda iki buçuk su bardağı un kullandım unun tamamını eleyerek ekledikten sonra bir paket kabartma tozu bir paket de vanilyayı aynı şekilde eleyerek karışımın içerisine ekliyorum kuru malzemeler elenerek eklendiği zaman kek harcımız daha hacimli buna bağlı olarak da kekimiz çok daha kabarık oluyor Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Tüm kuru malzemeleri eleyerek ekledikten sonra mikseri çalıştırmadan şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra çok kısa süre karıştırıyorum. Yumurta ve şekeri çırpıp köpürttükten sonra mikseri çok fazla kullanmamaya özen gösterelim lütfen. Çok kısa süre karıştırdıktan sonra mikseri içerisinden çıkartıyorum. Spatula ile çırpma kabının kenarlarını iyice sıyırdıktan sonra aşağıdan yukarıya homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırıyorum. Yeteri kadar karıştırarak kek harcımı hazırladım. 1 adet limonun kabuğunu rendeliyorum. Limon kabuğunu rendeledikten sonra yarım limonun da suyunu ekliyorum. Kek harcım için gerekli bütün malzemeleri çırpma kabına koydum ve güzelce karıştırıyorum. kek harcım artık hazır. Diğer yandan hemen crumble'ı hazırlıyorum. 2 yemek kaşığı sade yağı kaseye koydum. İçerisine yarım su bardağı şeker ekliyorum. Daha sonra 1,5 su bardağı unu ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Islak kum kıvamına gelinceye kadar karıştırmaya devam ediyorum. yeteri kadar karıştırarak kramblımı da hazırladım. Tarifim için 38'e 25 santim ölçüsünde dikdörtgen kelepçeli kalıp kullanıyorum. İsterseniz en büyük ebattaki dikdörtgen borcamı da kullanabilirsiniz. Tabanına yağlı kağıdı yerleştiriyorum. Daha sonra kalıbın kenarlarını tereyağı ile yağlıyorum. Kek kalıbımı yağladım ve hazırladım. Tüm malzemelerim hazır. Şimdi hepsini buluşturuyorum. İlk olarak kelepçeli kalıba hazırladığım kek harcının tamamını aktarıyorum. Çırpma kabını iyice sıyırarak karışımın tamamını kalıba aktardıktan sonra her yerine düzelterek eşitliyorum. Son olarak kalıbı tezgaha birkaç kez vurarak hava kabarcıklarını içerisinden çıkartıyorum. Kayısıların çekirdeklerini çıkarttım ve 4 eşit parçaya kestim. Hazırladığım kayısıları kek harcının üzerine güzelce diziyorum. kayısının tamamını kalıba dizdikten sonra hazırladığım crumble'ı eşit bir şekilde yayıyorum. Ve de şimdi hazırladığım kalıbı önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlayarak koyarak pişiriyorum. İlk 20 dakika fırının kapağını kesinlikle açmıyoruz. 20 dakikanın sonunda pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. 30 dakikanın sonunda pişen kekimi fırından çıkarttım. Fırından çıkarttıktan sonra da bir 15 dakika dinlendiriyorum. Süre sonunda kekimi kalıptan çıkartıyorum. Oda sıcaklığında soğuyan kekin üzerine bolca pudra şekeri serpiyorum. Kayısılı ve krambalı kekim artık hazır. Şimdi sizler için doku ve tadım testine geçiyorum. Görüntüsü gerçekten çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi kayısılar kekin tabanına çökmedi. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.